Hiçbir gerekçe teröriste masumiyet, terörizme meşruiyet sağlamaz. Hiçbir talep. Bunda bir tereddüt yok. Bunda mutabız. Parlamentonun dört partisinin de bunda mutabık olduğunu düşünüyorum ve öngörüyorum. Ama hiçbir güvenlik kaygısı da temel hak ve özgürlükleri gasp etmeye dayanak olamaz Şırnak'ta olduğu gibi. Bunun da altını çizelim. Her güvenlik kaygısı nedeniyle insanların boğazına sarılırsanız, insanları hayatı çekilmez hale getirirseniz siz adil olmazsınız. Hükmeden olmazsınız, yöneten olmazsınız, hükümet olmazsınız. Böyle demokrasi de olmaz, böyle parlamento da olmaz. Yeri geldi bambaşka bir yüzle Güneydoğu'ya, Doğu'ya. Yeri geldi bambaşka bir yüzle. Devletin bir tane yüzü vardır. Kürt-Türk ayrımı yapmadan herkese şefkatle bakan bir yüzü vardır. Devlet ceberrut yüzle toplumun belli bir kesimini karşısına alarak, insanları ayrıştırarak, ötekileştirerek barışı tesis edemez. Ne oldu şimdi? Çukurca'da şehit var. Bağıracağız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Evet, inancımıza göre onlar ölü değillerdir. Ama bal gibi ölüyorlar. Bal gibi ölüyorlar. Vatan bölünmez. Sen istediğin kadar bağır. İnsanların beyninde bu vatanı bölerseniz ondan sonra o senin coğrafi sınırlarının bir önemi kalmaz. Şırnak'taki insan da kendisini Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı gibi hissetmeli. Aidiyet hissi duymalı. Bunu siz bitirdiniz. Bu hükümet bunu bitirdi. Bu ayıptır. İnsanlık suçudur bu. Bu kabul edilemez. Bölgede terör var diye bütün Kürtleri terörist gibi algılayan bir kafa bu ülkeye iç savaştan başka hiçbir şey getirmez. Türkiye'de biz PKK'yı, IŞİD'i, efendim FETÖ'yü ve diğerlerini terör örgütü olarak lanetliyoruz, kınıyoruz. Devletin terörle etkin mücadele etmesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak hükümete bir tane buraya gelip desinler ki biz terörle mücadelede şunu istedik de siz vermediniz. Bir tane örnek gösteremezsiniz. O vakit bize deriz ki bu akan kandan hükümet sorumludur. Hükümet sorumludur. Somut şeyler söyledik. Dedik ki Kürt sorunu ne Kandil'de, ne İmralı'da, ne Dolmabahçe'de çözülür. Ne de kapalı kapılar ardında çözülür. Kürt sorunu mecliste çözülür. Gene söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu soruna el atmadığı sürece Türkiye ne terör belasından kendini soyutlayabilir ne de Kürt sorununu çözebilir. Şimdi 64 bin nüfuslu ya da 69 bin nüfuslu bir ilimizi tarumar ettiniz. Bakın 27 Temmuz 2015'te hendekler kazılmaya başlandı. 27 Temmuz 2015. 14 Mart 2016'da da müdahale başladı. Temmuz'dan Mart'a 8 ay var. 8 ay. Ey hükümet, 8 ay boyunca siz bu il merkezindesin, valiniz mi yoktu? Polisiniz mi yoktu? Jandarmanız mı yoktu? Kamu bürokrasiniz mi yoktu? MİT'iniz mi yoktu? Siz neredeydiniz? Siz raf elması mısınız? Siz hükümetsiniz. 8 ay hendek kazılacak, barikat yapılacak. Size gelen, silahlı kuvvetlerden gelen talepleri ellemeyin diyeceksiniz. Sonra 3 ay süren insanlık dışı bir operasyon yapacaksınız. Allah aşkına siz ne yaptınız? Ne yapmaya çalıştınız? Buna siyasi terminolojide bir isim bulamıyorum. Savaş terminolojisinde bu bir tuzağı falan böyle bu tür şeyler olabilir. Hani Hilal Harekatı içeri alma, yok etme. Teröristlerle etkin mücadele edin. Yanınızdayız. Ama bir masumun, bir sivilin kanını akıtmak teröristle aynı kefede olmak demektir. Bu kadar. Olaya böyle bakabilirsek bir sonuç alabiliriz. Ya ayıp. Türkiye büyük devlet diyoruz. Ben de diyorum. Gittik dünyanın öbür tarafında Moğolistan'a, Orhun Anıtlarına 40 kilometre yol yaptık. İftar ediyorum. İftar ediyorum. Şırnak'ta 7000 insan kış geliyor. Ben Ankara'da balkona çıkınca üşüyorum şimdi akşam. 7000 insan çadırda ve iktidai uyduruk çadırlarda. Hiç mi yürek, hiç mi vicdan, hiç mi insaf yok? Böyle şey olabilir mi? Bunu bunu kabul edip burada oturmak ayıptır. Buradan çıkarmanız gereken bir ders var. İnsanlık, vicdan, temiz siyaset, ahlaklı siyaset böyle zamanlarda belli olur.
Sayın milletvekilleri, Şırnak bizim bir ilimizdir. İstanbul gibidir, benim Sinop'um gibidir, Giresun gibidir, Edirne gibidir, Antalya gibidir. Benim için Şırnaklı Antalyalıyla, Hakkari'li Sinopluyla, Mardinli İzmirliyle aynıdır, birdir, aynı haklara sahiptir. Bu yaklaşım içinde bu parlamentoyu bu vahim trajediye daha fazla duyarsız kalmamaya, hükümeti de görevini yapmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Altay.